Bak oğlum, bu balıkların hafızası çok zayıf oluyor biliyor musun? Mesela bu bununla kavga etti, hala peşinden koşuyor. O da onun eski kocasıyla beraber. Evet, bak şimdi kankalar. Bizim çevre de böyle. Balık hafızalı. Yıldız, Zehra gitti mi? Gitti, gitti. Ne istiyormuş? Kaybolmak. Ay, bir an önce olsun lütfen. Olacak zaten. Yıldız. Hı. Kızım bak, ben sana bir şey diyeceğim. Bir şey isteyeceğim. Ben anladım suratından. Söyle ne oldu? Öyle de denebilir. Hı? Yıldız, ben estetik yaptırmak istiyorum. Ay, ne estetiği anne ya? Allah Allah kızım, niye öyle tepki veriyorsun? Sanki uzaya çıkacağım dedim. Yani şöyle biraz ben de diğerleri gibi gergin olsam fena mı olur ha? Anneciğim sen zaten yapı olarak gerginsin. Ne lüzum var? Münasebetsiz. Ben onu mu diyorum? Ameliyat falan değil. Böyle küçük dokunuşlar yapıyorlar ya. Hani sosyal medyada falan onun gibi düşün. Anneciğim o küçük dokunuş dediklerinin iyileşme süreleri 6 ayı buluyor. Ya biz de insanız kızım. Biz de şişirtelim bir yerlerimizi, görmüyor musun Feride'yi? Feride estetikli mi? Ay yok artık, o yaşta öyle görünülür mü? Herhalde var kızım, her yerinde bir şey. Ne bileyim, belki genetiktir. Tanımıyoruz anneannesini, büyük anneannesini falan. Genetiktir. Yemesin bizi. Sen git bir öğren bakalım nereye ne yaptırıyormuş. Ay anne, ne diyeyim şimdi kadına? Allah Allah, gideceksin. Diyeceksin ki yüzüme gözüme bir şeyler yaptırmak istiyorum. Feride Hanımcığım, kayınvalideciğim, artık ne diyorsan siz en iyisini bilirsiniz. Var mı bir tavsiyeniz, kime gideyim diyeceksin. Tamam buldum. Annem benlerini aldıracak. Usta kimi tavsiye edersiniz diyeyim. Saçmalama, öyle şeyler söyleme. Git öğren doğru düzgün. Anneciğim geliyorum. Feride Hanım, ya aşağıda yoktunuz. Merak ettim sizi. Mecmua okuyorum canım. Mecmua. Ay şu kelimeleri öyle güzel söylüyorsunuz ki Türk Dil Kurumu gibisiniz vallahi. Olması gerektiği gibi yani. Aynen. Ben size bir şey sormaya geldim. Anladım zaten, sor bakalım. Estetikçinizin ismi nedir acaba? Anlamadım. Ya yüzünüze yaptırdıklarınızı nerede yaptırıyorsunuz? Sen bana estetikli mi diyorsun? Yok yok demiyorum. Ben sadece adresini, telefonunu rica ediyorum. Sen nereden çıkardın benim yüzümün yapılı olduğunu? Ne bileyim yani. Yapılı değil mi? Ay maşallah o zaman. Kızım ben sana yalan mı söyleyeceğim? Niye yalan söyleyeyim ki sana ayrıca? Yani ben kendime çok dikkat ediyorum. Yememe, içmeme, yatmama, kalkmama. Sigaram yok, içkim yok. Tabii bir de Allah vergisi. Bir de aklıma şey geldi. Siz şimdi hiçbir cümlenizi içinizde tutmuyorsunuz ya. Beni gördünüz mü hemen yapıştırıyorsunuz. O yüzden de bedende stres yok. Neyse. Sordum ama söylemediniz. Gideyim ben o zaman. Yıldız, ha. Bak sen de yüzüne gözüne hiçbir şey yaptırma. Çağatay nefret eder. Ay ben zaten yaptırmayacağım. Baksanıza, ihtiyacım yok. Peki niye soruyorsun? Annem sor dedi. Yani o şimdi sizden yaşça çok genç ama güzel yaş almak istiyor. O yüzden dedi ki sen dedi git dedi Feride'ye sor dedi. Önce bir kilosunu versin de bu, ondan sonra. Tamam o zaman. İyi günler size, rahatsız ettim. Okuyun Mecmua'yı. Söyler miyim ben hiç doktorumu size? Ana kız gidin bir de orada rezil edin beni. Kuzum benim. Ah benim kuzum. Aferin, al topu. Hah, at bana. Yokmuş. Ne yokmuş? Estetiği yokmuş. Güleyim de bari boşa gitmesin. Sana söylememiş. Anne ne yapayım? İki yakasına yapışıp zorla doktorun ismini mi alsaydım? Ay iyi tamam, bir şey öğrenemedin. Bari bul birini de. Kime gidelim, ne yaptıralım, bir öğrenelim, soralım. Ben hiçbir şey yaptırmayacağım çünkü Feride diyor ki Çağatay estetikten nefret eder dedi. Sen de bunu yiyorsun değil mi? O kadın bari o kadar çakal ki sana hep böyle Çağatay'ın sevdiği şeyleri sevmiyormuş gibi söylüyor, sen de inanıyorsun. Doğru diyorsun anne. Belki de bilerek yapıyor, ben çirkin olayım da oğlu benden soğusun diye. Ama mümkün mü beni çirkinleştirmek? Tabii ki değil benim güzel kızım. Ama böyle annen için bir aç bir klinik minik bir şey araştır da yapalım. Hadi bugün halledelim. Tamam bulacağım, dur.